Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Dün geceden bu yana adeta katsayla yatıp katsayla kalkar durumdayız. Bu yaptırımlar ne anlama geliyor? Türk Hava Kuvvetleri örneğin F16'larını uçurmaya devam edebilecek mi? Silah ihracatımız bundan sonra ne olacak? Ve bu kararlar savunma sanayi başkanlığını nasıl etkileyecek? İsterseniz bu videomuzda şu katsa konusuna bir bakalım. Katsa nedir? Etkileri ne olacak? Kısa ve uzun vadede Neler getirebilir bizden? Neler götürebilir? Bunları beraber tartışalım. Öncelikle Katsanın açılımına birlikte bakalım. Katsa Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarına yaptırım yoluyla mücadele yasası. 2017'den beri gündemde. Tabii ki bu yasa öncelikli olarak Rusya'ya karşı çıkartıldı. Rusya ile işbirliği yapan ülkelerin sıkıştırılması amacıyla e, çeşitli alınacak önlemler konusunda bu katsa yasası hazırlandı ve daha sonra kapsam Çin'e, İran'a, Kuzey Kore'ye doğru genişletilmeye başlandı. Amaç Amerika'nın e, başta savunma sanayi olmak üzere e, para trafiği, ekonomik anlamda hareketleri katsayla e, bu tür işte Rusya ile İran'la, Kuzey Kore ile işbirliği yapan ülkeleri sıkıştırmak ve onların ekonomik ve savunma açısından bir darboğaza sokabilmek denebilir. Tabi burada da aklınıza şu gelebilir. Türkiye bir NATO üyesi. Yıllardır NATO üyesi. İşte öbür taraftan Avrupa Birliği ile ilişkileri belli. Bölgede baktığınız zaman Amerika açısından müttefik bir ülke olmasına rağmen neden Katsa yaptırım altına giriyor Bir de bunlara bakmak lazım katsa Aslında 2017'de ilk sinyalleri verilen Türkiye'nin Rusya'dan s400 hava savunma sistemi alım anlaşmasıyla birlikte gündeme gelmeye başlamış bir hareket diyelim bu hareket en son 2019'un Haziran ayında en yüksek seviyeye doğru ulaştı Pentagondan Türkiye Pentagon Amerikan Savunma Bakanlığı bir mektup gerçekten çok ağır bir mektup iletildi. Bunu takip eden bir sonraki adım ise Temmuz 2019'da S-400 hava savunma sistemi füzelerin taşıyan e, uçakların, parça getiren uçakların, Rus hava kuvvetlerine ait nakli uçaklarının Türk hava sahasına girmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri bir dakika dedi F-35 ve S-400 beraber olamaz deyip Türkiye'yi uzun yıllardır bir ortağı olduğu F35 projesinden çıkardı. Daha sonra da e, bu katsa yasa tasarısı içerisine ki bu Amerikan Savunma Bakanlığı'nın e, bütçesiyle birlikte ele alınıyor. Türkiye bu katsanın içine girdi. Amerikan sisteminde bir yasa senatodan 3'te 2 çoğunlukla geçtiği zaman Amerikan başkanı, bu örneğin bu katsada olduğu gibi veto etse bile bu devreye girmiyor. Bu yasalaştı ve 30 gün içerisinde. Amerikan başkanı 12 ana maddesi var. Bunlardan 5'ini seçecek ve 5'ini seçtikten sonra Türkiye'ye e, uygulamaya başlayacak. Şimdi e, kongreden ilan edilen bu yasayla ilgili öncelikli olarak Türkiye'de savunma sanayi başkanlığını hedef alıyorlar. Savunma sanayi başkanlığı sonrasında savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ismen listede. E, ayrıca Savunma Sanayi Başkanlığı'nın üst düzey çalışanları, işte genel başkan yardımcıları, e, çeşitli bölümlerin başkanları Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit de Amerika Birleşik Devletleri'nin katsa listesine girmiş diğer bürokratlar arasında yer alıyor. Bu bürokratlar Rusya ile yapılan S-400 hava savunması anlaşmasının e, altında imzaları olan kişiler. Şimdi gelelim önce bu e, maddelerde neler var? Bunlara bakalım. Maddelerin kimileri çok hafif. Örneğin diyor ki e, bu listeye girenlere Amerika Birleşik Devletleri vize vermez veya işte Amerika'da mal varlıkları dondurulur veya para trafiği yapamaz gibi daha basit yaptırımlar da var ama e, aralarında daha ağır yaptırımlar da var. İşte onlardan biri e, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması yani hani Türkiye'yi kapsayacak anlamda Türkiye'nin dolar kullanarak diyelim herhangi bir anlaşma yapamaması gibi böyle çok ağır yaptırım maddeleri de var. Bunun anlamı nedir? Siz örneğin X bir ülkeyle dolar üzerinden bir anlaşma yaptığınız zaman sonuçta kağıt üzerinde o para Amerikan Merkez Bankası'na, Amerikan sistemi içerisine gelip tekrar taraflar arasında dağılıyor. Ben bunu engellerim diyor Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi 12 madde neler şunlara bakalım yaptırımın kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi. Yani Amerikan Exim Bank'tan herhangi bir kredi verilmemesi. Bunun çeşitli limitleri de ayrıca var. Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi. Bu nedir? Örneğin e, Türkiye diyelim ki işte Pakistan'a T-29 atak helikopter satışı var. Bunun bir Amerikan motoru var veya başka sistemleri var. Bu sistemlere Amerika üçüncü ülkelere ihracatına izin vermiyor. Yani hani bu durum bu durum gerçekten hani Türk savunma sanayi ürünlerinde sıkıştırabilecek bir durum. ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilememesi sadece Exim Bank değil diğer finans kurumları da buna e, dahil olabiliyor. Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi bunun kapsamını dolar olunca daha da büyütebiliyor. Mali kurumlara Amerikan Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izin verilmemesi. Biraz önce belirttiğim gibi dolarla satışlar konusundaki sıkıntı bu. Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması. Bu da tabi direkt satışlara etkileyen bir durum. Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması. Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması. ABD kişi ve kurumların yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması. Yaptırım kapsamına alınan kişilere Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yasa. Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilerin de yaptırımın uygulanması. Şimdi böyle 12 ana madde var. Dediğim gibi e, bunlardan 5'i seçilecek ve bunlardan hangilerinin uygulanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bunların açıklanmasının arkasından Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, e, CNN Türk'ün canlı yayına katıldı. E, durumu değerlendirdi. E, İsmail Demir'in çok önemli belirttiği noktalar var. Bunlardan birincisi zaten Amerika Birleşik Devletleri 3 yıldır Türkiye'ye gizli bir ambargo uyguladı. İşte sistem alacaksınız bu satılmıyor, işi yokuşa sürüyorlar. Yine Pakistan T129 Atak örneğini vereceğim. Bir türlü e, ilerleme sağlanamıyor bunlarla ilgili. Yani gizli ambargo uyguluyor. Şimdi i̇şte bu dedi resmileşmiş oldu. E, bunu da işte malumun ilanı olarak ifade etti İsmail Demir. Ambargo'nun etkileri peki ne olacak? Öncelikle giden projeler yani imzalanmış bu e, yasanın çıkmasından önceki projelerde herhangi bir problem gözükmüyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genel Maksat Helikopter Projesi T-70. T-70 ile ilgili Skorsky ile bir anlaşma yapıldı. Bu devam edecek. Halen bu anlaşma yürürlükte. İşte motorları teyide yapılıyor. Ana imalat attı. TUSAŞ'ta. Bunlar devam edecek. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Veya kullanılan sistemler var. Örneğin Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'ları. Şu anlık bir parça e, tedariğinde herhangi bir problem gözükmüyor. Yani bu katsa içerisine girmiyor bunlar. Ama yarın öbür gün işte e, biz bir Amerika ile oturalım, konuşalım F-15 alalım dediğiniz zaman işte bu katsa yürürlüğe giriyor ve size bu F-15 satışının önüne geçiliyor bir de tabii ki bu konuyla ilgili en büyük zorlukların başında Türkiye'nin savunma sanayi konusundaki ihracatlarının kısıt girmesi. Yani görüntü itibariyle e, diyelim ki e, Anka ihracatı olacak veya Bayraktar ihracatı olacak. Üzerinde Aytar olarak adlandırılan bir kısıtlamaya giren bir malzeme varsa bunun ihracat iznini Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye vermeyecek. Ya o parçanın Alternatifini yapacaksınız ya da farklı kaynaklardan yerine koyabileceğiniz malzemeyi bulacaksınız. Burada da en büyük sıkıntı ki Türkiye'deki savunma sanayi sektörünün ihracatına bu e, kısa vadede bir darbe vurabileceğini açıkçası düşünüyorum. Savunma Sanayi Başkanlığı sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değil işte Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına çeşitli işte sistemlerin, mühimmatların, silahların alımlarını gerçekleştiriyor yaptığı organizasyonlarla bunların ortak üretimlerini veya Türkiye içerisindeki tasarımların üretimlerini gerçekleştirmesi için önemli adımlar atıyor. Ve şu an Savunma Sanayi Başkanlığı'nın elinde de 60-70 milyar dolarlık inanılmaz büyük 700'e yakın proje var. Bu projeler kısa vadede etkilenecek, alternatifler bulunması gerekebilecek veya bir sistem üzerine giderken neler yapılabileceği bunlarla ilgili zaten Savunma Sanayi Başkanlığı uzun zamandır çalışmalarını gerçekleştiriyor. Şimdi tabi e, bir yandan da bu tabi çok karamsar bir düşünce ama e, uzun vadede ben Türkiye'nin bu konuyla ilgili önemli kazanımlar elde edeceğine inanıyorum. Çünkü bazı şeylere alternatif bulmak durumundasınız. İşte bakıyorsunuz işte Altay tankı motorla ilgili problem yaşıyorsunuz. Bunları yurt içinde nasıl çözülebilir? veya işte Ukrayna örneği veya size sıkıntı yaratmayacak başka ülkelerden iş birlikleri gibi böyle çok çok alternatifler, çok farklı düşüncelerin ortaya atılması gerekecek gibi bir durum söz konusu. Yasa bir kere uygulanmaya başladığı zaman her yıl Kongre sizi kontrol ediyor Amerika'daki yasaya göre. Şimdi diyelim ki Beş tane madde belirlediler ve Türkiye'ye bunu uyguladılar. İşte bu maddelerde daha basit etkileri, az maddeler olduğunu öngörelim. Ee, gelecek yıl bir daha bakıyor Amerika ve bu madde ve kapsamı genişletebiliyor. Şimdi tabi burada Amerika Türkiye'nin başına böyle bir çekiç gibi her sene bir elinde böyle bir e, sopayla adeta e, bir etken oluşturmayı hedefliyor. Tabi bu nereye gidecek ne yapacak? Bunu bilmiyoruz ama şimdi Amerika diyor ki şu diyor S-400 hava savunma sistemini işte kaldıracak mısın edecek misin ne yapacaksan bunu diyor çöz. bir taraftan da Türkiye'de haklı olarak diyor ki bu diyor Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bir karar. Bağımsız bir karar ve benim milli güvenlik sorunu. Sen buna müdahale edemezsin yani şimdi tabii Türkiye'nin izleyeceği farklı yollar var bunlarla ilgili. Bunlar e, önümüzdeki günler tabii çok az bir kısmını söyleyeceğiz. Belki daha da genişletilecek önümüzdeki günlerde. E, ya Türkiye geri at, adım atmayacak diyecek ki, ya bu, bu güvenlik konusu ben S400 ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya e, ben kendimi sokmuyorum. Ben ne var ne yapıyorsam ben bunu karşılayacağım diyebilir. İkinci adım örneğin bugün S400'ün bir önceki versiyonu S300 bugün Yunanistan tarafından kullanılıyor. Bir başka NATO ülkesi Bulgaristan'da, bir başka e, NATO ülkesi Slovanya'da. Mesela bunlar nasıl e, bu sistemleri kullanıyor? Normal barış zamanı bunlar depoya kalkıyor. Ne zaman bir NATO tatbikatı yapılacağı zaman konuluyor, kuruluyor. Ve NATO tatbikatı sırasında e, NATO güçleri de, Amerikan, Amerikalılar da geliyorlar örneğin. S300 hava savunma sisteminin radarına karşı alınacak önlemler gibi tatbikat yapmış. Türkiye bunu önerebilirler. Ama tabii S400 çok daha gelişmiş bir sistem. Ee, bu karara alınır mı yapılır mı bunu bilmiyorum. Bunlardan bir tanesi e, Türkiye'nin önerisi uzun zamandır. E, ortak çalışma grubunun oluşturulması. Türkiye uzun zamandır S400 ve F35'in çok farklı konular olduğunu ve birbirlerine etki etmeyeceğini ifade ediyor. Bunlarla ilgili Türkiye'nin iddiaları var. Bununla ilgili bir herhangi bir ortak çalışma grubu oluşturulamadı. Bunlarla da ilgili belki önümüzdeki günlerde bir kurum oluşturup bunu daha detaylı bakılabilir ve sonuçta bir ortak bir karara imza atılabilir mi? Bunu göreceğiz. Çünkü bu konu özellikle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından sık sık gündeme getiriliyor. En son bu konuyla uygulanabilecek madde, bu nasıl uygulanabilir Türkiye'ye nasıl yapılabilir gerçekten soru işareti. Pakistan'da yapılan işlem gibi, Amerika Birleşik Devletleri Pakistan'a F-16 uçaklarını sattığı zaman ilk başta bir ortak bir ofis kurmuştu. Bu ofiste uçakların harekatı hem Pakistan hem Amerikan tarafı tara, e, tarafınca kontrol ediliyordu, karar veriliyordu. E, böyle bir ortak adım atılmıştı. S-400 ile ilgili de benzer bir teklif olabilir deniyor ama sonuçta S-400 Türkiye'nin verdiği bir karar ve bir kendi iç güvenlik, milli güvenlik konusu. Türkiye bu kararı e, buyurun buraya da bir Amerikalı komutan gelsin de biz beraber değerlendirelim. Ya şu Suriye sınırından bir uçak geliyor. Bunu vuralım mı vurmayalım mı gibi e, bir şeye beraber girilir mi? Bu da gerçekten büyük soru işaretleri. Nasıl çözülecek, nasıl yapılacak? Ben açıkçası bunu merak ediyorum. Türkiye 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirildiğinde ertesinde Amerika'dan bir silah ambarosiyeti. Ama e, ee, silah ambargosunun dönüşleri Türkiye'ye karşı kısa vadede çok büyük sıkıntıydı. Çünkü o yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri birçok sistemi NATO yardımı, Amerikan yardımlarıyla gelmiş ve Türkiye bu sistemler için çok ciddi bir yedek parça, bakım, eğitim konusunda çok dışa bağlıydı. Ve çok gerçekten acı bir dönem oldu 1980'e kadar. Ee, Türkiye bu karar alındıktan sonra Türkiye'de böyle bir karşı adım attı ve 25 Temmuz 1975 tarihinde Türkiye'de bulunan 21 Amerikan üssü bir gecede kapatıldı ve 5000 Amerikan personeli de sınır dışı edildi. Bakalım Türkiye kartları nasıl oynayacak bu katsa sonrasına. Ben de açıkçası merak ediyorum. Çünkü hani geçmişte bunun bir örneği var. 45 yıl önceydi bu ama nereye gider, ne yapılır, nedir? Ben de sonuçlar açıkçası çok merak ediyorum. Sonuç olarak bakarsak katsa yaptırımlarıyla Amerika Türkiye'yi yaptırım uygulanacak bir ülke kategorisini alıyor. İşte bakıyorsunuz bir tarafta Rusya var, bir tarafta Çin var, bir tarafta İran var, bir tarafta Kuzey Kore var. Bu ülkelerin statüsüne doğru ittiriyor Türkiye. Ama Türkiye bir NATO ülkesi. Zor müttefik tırnak içerisinde kategorisinden buraya doğru bir ittirmesi. Kısa vadede bunlar gerçekten savunma sanayimize bir darbe vuracak. Ama uzun vadede biz bu problemleri aşabilirsek, kendi sistemlerimizi kurabilirsek, alternatifleri iyi çözebilirsek Türkiye bu konuda bu zorlukları aşacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi ne uygulanır ne yapılır ben merak ediyorum. Sonuçta Amerika için e, Türkiye çok önemli bir pazar. Silah sattığı, ihracat yaptığı Amerika açısından bir pazar. Aynı şekilde Amerika'da Türkiye açısından bir sürü ticaret ortaklığı olan bir durum. Bunlar nasıl çözülecek, ne yapılacak, ne edilecek bu durum ticarete ne anlamda yansıyacak? Bunların sonuçlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama gerçekten atalım. Atılan adım hoş bir adım değil. Ee, biraz bekle gör durumundayız. Bakalım neler çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Bu videoda biraz katsa konusuna bakmaya çalıştık. Lütfen bize yorum yazın. Sorularınızı yorumlarla iletin veya info mail adresine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Bizlere Yakından takip etmek için lütfen kanalımıza abone olun. Katıl butonuna basabilirsiniz ve lütfen bildirimlerinizi açın ki yeni video yüklediğimiz zaman size hemen ulaşsın. Detaylı havacılık haberleri, savunma haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.